Devam ediyoruz. Malatyaspor 2. Başkanımız Aziz Yalçınkaya Başkanımız aramızda. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese selamlar. Bugün Malatya etkinlik günlerimizde 4 gün sürecince bugün son günümüz. Evet. Her şey çok güzel gidiyor. Yani biz mutluyuz. Bütün Malatyalar bir arada. Yani biz Malatyalar birlik beraberlik içinde olduğumuz zaman inanın başaramayacağımız hiçbir şey yok. Evet. Ben 7 yıl sürecinde içinde yeni Malatyaspor Kulübü AS Başkanlık, 2. Başkanlık, reklam ve pazarlamalar sorumlu bir takım görevler yaptım. Ama her şeyin bir süreci var. Biz de bu sürecimizi tamamladık. Yeni yönetim genel kurulda seçilen Ahmet Başkanımıza da başarılar diliyoruz. Biz de Malatyalar olarak birlik, beraberlik içinde olursak inanın yapmayacağımız bir şey yok. Bizim geçen bir süreçte biz takımı aldığımız zaman 2. ligde şampiyon olduk. PTT'de şampiyon olduk. Süper Lig'e çıktığımızda UEFA'ya gittiğimiz yıl Fenerbahçe bizim 20 kat bütçemizle UEFA'ya girememişti. Ama bizler 11 milyon bir bütçeyle UEFA'ya gittik ve tur attık. Malatyaspor tarihinde ilk defa Avrupa'da tur attı ve ikinci turda da son 15 dakika bir hakem kurbanı olduk ama önemli değil. Bizler kendimizi inanın 40 yıldır Malatyaspor taraftarları. Ben İstanbul'da yaşıyorum ama her maça deplasmanda her maçta bulunduk ve her sene bütçemizde yeni bir tüzük oluşturduk. Belirli bir paralar yani 150 milyon, 200 milyon gibi bütün yönetim hibe ederek belirli bir tüzük hazırladık. Ama çok güzel gidiyorduk. Muhakkak güzel şeyleri anlatırken başarısız şeyleri de anlatmak lazım. Son 2 yılda başarılı olamadık. Neden olamadık? Dengeyi kuruyamadık. İnanın deprem oldu. Pandemi süreci. Futbolcuyu Malatya'ya getirmek çok zor oldu. Anlaştığımız futbolcu 500 milyon aşağı İzmir'e, Antalya'ya, İstanbul'u tercih etti. Ya bu iş bizde oynarken eşim ben burada yaşayamam gibi. Buna benzer federasyonda bize vaat edilen paramızı 100 milyon gibi bir para alamadık. Ve şeyden kurlardan dolayı 150 milyon bir kur farkı yedik. Bunları kuruyamadık. Yani şu anda deniyor ki 400 milyon takımın borcu var. Doğrudur. Bunlarda bizim bir suçumuz yok mu yönetim olarak? Vardır. Yani Adil Başkan hakikaten iyi mücadele verdi ilk seneler. Ama son 2 sene başarılı değil. Hatalar yapıldı. Yani bunları anlatırken sizlerin bilmeniz için. Ya işte maalesef şöyle oldu böyle bir takım söylentiler oluyor. Evet. Ama biz bunları geçelim. Dünü olmaz. Yarına bakalım. Yarın ne yapabiliriz ona bakalım. Biz inanın ki yani 300-400 milyon Malatyaspor şeye büyük bir paralar değil. Bir sürü zenginlerimiz var. Evet. İnanın ben Merter'de esnaf olarak ticaret yapıyorum. Hangi kapıya gittiğimiz zaman bizi hiç bu çevirmediler. Doğru, reklam amaçlı destek verdiler. Ama şeffaf olursak yönetim olarak inanın zenginlerimiz de vatandaşlarımız da herkes bize destek olur. Biz diyorum ki gelin beraber el ele yeni Malatyaspor'u tekrar Süper Lig'e çıkaralım. De dünyanın sonu değil arkadaşlar. Yapılmayacak bir şey değil. İnan ki Ankara Gücü güçlü bir sene içine çıktı. Ya neden olmasın? Ama maalesef böyle bir şey var bizde. Bir kopukluk başladı son yıllarda. Biz inşallah bunları hep beraber el ele vererek toparlayacağız. Süper Lig'e tekrar hedefleyeceğiz ve Süper Lig'e çıkacağız. Herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizin de az önce değindiğiniz gibi geçmişi bir kenara bırakıp geleceğe aynen, bakmak aynen. lazım. Aynen. Geleceğe ne yapabiliriz ona bakmak lazım. Bu yüzden de Malatyalı olarak Malatyalı iş adamlarımızla birlikte hemşerilerimizle birlikte birlik beraberlik içerisinde yeni Malatya sporumuzu şimdi en üst seviyeye taşıyacağımızı da biliyoruz. Güzel kardeşim insanlar parasını verince bu para nereye gidiyor? Nereye harcanıyor? Yani bunları bilmesi lazım. Doğal hakkı. Şeffaf olmak lazım. Evet. Ama biz son 2 sene bunu yapamadık. Yani kimseye ben burada suçlamak istemiyorum. Doğruları söylemek lazım. Evet. Ama şimdi yeni seçilen yönetime dedim ki arkadaşlar ben bugün taraftarım ama bugün Stora'yı kurmak için bir 10 gündür mücadele ediyorum. Stora'nın başında
uğraşıyorum. Neden? Taraftar olarak. Evet. Sen desen bana ne, öbürü desen ama olmaz. Bu işler birlik beraber. İnanın dünyada, bırakın Türkiye'de, Malatya Spor galip geldiği zaman herkes mutlu. Yeni Malatya Spor yenildiği zaman hepimiz üzülüyoruz. Evet. Ben ticaret yapıyorum. Bankaya gidiyorum, diyorlar ki ne olacak bu Malatya? Bakalım markete şunu, yolda beni çağır. Ya bu Malatya ne? Ama iyi gittiği zamanlar, o ya bu hafta güzeldik. Şöyle oldu, böyle oldu. Ama genç bir takımımız var. Arkadaşlar şu anda transfer tahtamız kapalı. 29 tane futbolcu bizi FIFA'ya vermiş. Bizim bunları ödeyebilmemiz, ödeyip de burayı kaldırmamız lazım. Şu anda transfer edemiyoruz. Bizim 15, 16, 17, 18 ufak yaş grubu altyapıdaki takımlara dahi transfer yapamıyoruz. Ama ne yapalım? Dünyanın sonu değil ya. Bunlar büyük bir rakamlar değil. Bizde çok iyi zengin insanlar var. Evet. Daha önce mesela Mehmet Ali Aydınlar, Karaca, bir sürü zenginlerimiz, Allah razı olsun. Herkese gittik, bize destek verdiler. Neden bugün vermesinler? Ama güven istiyor, şeffaflık istiyor. Peki, çok teşekkür ederim. İnşallah başaracağız hep beraber. Birlikte, birlik beraberlik içerisinde, aynen, iş adamlarımızla birlikte, Malatyalı hemşehrilerimizle birlikte geçmişi bir kenara bırakıyoruz, onu görüyoruz. Geleceğimizle ilgili yeni, aynen, Malatya sporumuzu el birliğiyle en üst seviyeye getirmek için bütün çabamızla gayret etmeye devam edeceğiz. Bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a baktığımız zaman nasıl pozisyonda olduğunu hep birlikte görebiliyoruz. Neden Malatya olmasın? Ya bakın arkadaşlar, Anadolu kulüpleri neyle geçinir biliyor musunuz? Altyapıda transfer ederek, futbolcu yetiştirerek. Şu anda bizim Süper Lig'de her takımda, Trabzon dahil 15-20 tane yetiştirdiğimiz, bugün Sergen Hoca'da tut, Erol Hoca'da tut, Aykut Hoca'da tut. Evet. Ve bizim orası bir mektep, okul. Orada altyapı çok iyi. İnanın bak, biz çok ciddi paralarla futbolcu aldık ve bunlarda takıma gelir sağladık. Bugün Başakşehir'de oynanan Yusuf bizde. Başakşehir en iki takım, Münir bizde. Bunları 50 bin lirayla aldık. 1,5 bin euro ile verdik. Yoksa gelir kaynağımız yok bizim. Evet. Bizim taraftarımız fazla yok büyük takımlar gibi. Evet. Mesela ben şu anda ürünleri Galatasaray, Beşiktaş formaları 600-700 liraya satarken ben diyorum ki ya bizim taraftarımız bunu verecek bütçe değil. 300 liraya, cüzi bir rakamda. İnan ki tehdide çok büyük rakamlar oldu. Evet. Kumaşlarda bayağı geçen sene 80 lira aldığımız kumaş bu sene oldu 200 lira gibi yani. Ondan dolayı bir fark var ama biz gene mümkün mertebede taraftarlarımızı korumaya çalışıyoruz her açıdan. Başkanım şöyle bir durum da var. Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer futbol takımlarını zirve taşan bizleriz. Evet. Neden Malatya'mızda zirve ya taşımayalım? Bakın ben size bir anı hatırlatayım. Ahmet Ağoğlu, Ali Koç, Malatya'da beraber protokolde oturduğumuz zaman ya siz neyle geçiniyorsunuz? Yani bütçeniz nedir? Reklam ne alıyorsunuz? Yani bir reklamı kaça satıyorsunuz? Benim söylediğim zaman onlara baya bir komik geliyor. Onların mesela bir reklamları, saha reklamları, gelirleri. Evet. Yani bizim kaçta kaçtır. Onun için tabii ki biz de mücadele vermemiz lazım. Evet, hiçbir şey değilim. Emeksiz olmuyor. Evet. Emek vermek lazım. Emek vermek lazım, vakit ayırmak lazım ve destek vermek lazım. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey diyeyim. 7 senedir eşim, çocuklarım, ya sen Malatya Spor'u bizden daha çok seviyorsun. Evet. Dedim ki kusura bakma, hakikaten bugün bana gene sitem ettiler. Bütün aile, torunlar kahvaltıda bir araya geldiler. Ben dedim ki ya bugün Malatya Spor'da bulunmam lazım. Sitem ediyorlar. Ya baba bak, bütün aile burada. Sen Malatya Spor'u bizden daha çok seviyorsun. Bizi burada kahvaltıya gelmeden oraya gidiyorsun. Kusura bakma dedim. Ne yapayım? Burada bir sevgilidir yani. Böyle de bir şey mi var? Ama yeni Malatya Spor'u da kalbimizle, aşkla bir şekilde destek vermemiz lazım. Hep sözde beraber değil. Hep beraber. Kalbimizle, hep yüreğimizle, aşkla bir şekilde yeni Malatya Spor'umuzu destek vermemiz gerekiyor. Yeni Malatya Spor'umuzun standında az ileride arkadaşlar, değerli hemşehrilerimiz, geçtiğiniz zaman takımıza destek olmamız lazım. Destek amaçlı kendinize, çocuklarınızla, eşinizle, dostluğunuzla doğum günü hediyesi olarak bile bir tişört almanız yeterlidir. Forma almanız, kravat, saat, bir atkı, bir bardak, bir saat, bir evet, hatıra olarak. Bu konuda Malatyalı hemşehrilerimizden de destekleri bekliyoruz. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Herkese selamlar, saygılar. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olasın.